Efendim hepiniz hoş geldiniz. Urban Walks Ankara ilk defa 113. yürüyüşünde bir gece yürüyüşü yapmakta ötürü mutluluk içinde. Çok sevdiğimiz bir rotadayız. Kavakları Tunalı rotasında ama bunu birazcık gece koşullarına göre ve mimari ve kentsel aydınlatmanın Ankara'daki olumlu olumsuz taraflarına göre uyarlamış durumdayız. Benim ismim Cem. Mimarım, mimarlık tarihçisiyim. Evet. Ben de Cemre Gökpınar. Sanat tarihçisiyim. Hacettepe mezunuyum. Aslı, iç mimarım ben. Yani bizim heper olarak aslında en önem verdiğimiz şey insanların yaşamına ışık yoluyla değer katmak. Burada aslında ciddi bir ışık kirliliği içerisindeyiz, evet. Değil mi? Yani ışık kirliliğinin aslında bizim doğayla olan iletişimimize bir ket vurduğu bir hani dönemdeyiz. Bu noktada aslında ışığın sadece bizler için olduğunu ve olması gereken yeri aydınlatması gerektiğini önemsiyoruz. Bu göz kırpan ışıklar yine burada bizi selamlıyor. Özellikle bu şeritlekler bizi ilgiden alıyor. Kolu Park olarak bildiğimiz bölge, az önce bahsettiğimiz Seymenler'de de adını andık. Kavaklı Dere'nin bir uzantısını oluşturdu. Bir doğal gölden oluşuyordu aslında, bir göl birikintisinden. Belediye Başkanı olan Vedat Daloka'ya Viyana Belediyesi iki tane kuğuyu hediye olarak gönderiyor. İki kuğunun tabii ki birinin adı Ankara oluyor, birinin adı Viyana. Ve bu kuğular bugün Kolu Park olarak bildiğimiz bu göle bırakılıyor. Kentler, binalar, yapılar yaş alıyor ki her zaman için güzel şekilde de yaşlanmıyor. Ama bu anlamda bu bölgede akşam da geçmek hala daha bu trafiğin nasıl olduğunu gösteriyor. Aydınlatmanın hayatımıza etkisini, şehrin aydınlatılması konusunun artık çok daha özel bir yere temas ettiğini, bunun farklı bir şekilde ele alınması gerektiğini de hatırlamış olduk. Eşlik ettiğiniz için hepinize bir alkış.